Peki toplamadan mana nasıl çıkartacağız? En az 5 defa külliyatı bitireceğiz. Rahat kolunu sallayarak o memlekette dolaşabilmen için 10 defa bitirmen lazım. 5 defa bitiren yardım alarak çıkartır. 10 defa bitirene gerek yoktur. Bir bahasana gerek yok. Kolunu sallaya sallaya kendini inşa eder. Çok okuma ile mümkündür. Düz okuma mı yok? Bir şey bağışlayacaksınız. Tahkiki olarak. Bak şimdi. Düz onu anlatacağım. Okumaya ait bir şey anlatmak için, yoksa bak başka şekilde düşünmeyin. Sabah 8.30-9'da kahvaltı yaptım. 3.30'da yemeğimiz var. Ben 3.10 geçe çıktım geldim. Çünkü burada 5'te dersim var. 3.30'da yemek yersem 4'te masadan kalkacağım. Buraya gelmem için en az 2 saat lazım. Size 1 saat takmış olacağım. Ben yarım saat kendimi düşünmekten. Nasıl okuyacağınızı anlatıyorum. Fedakarlık yapacaksın. Özveri yapacaksın. İstemeyeceksiniz. Hep vereceksin. İbadet değil, tertlerinizi çoğaltacaksın. Tertlerle insan insan olur. İbadetle hayvan da ibadet ediyor. Ağaç da ibadet ediyor. Ama onların tertleri yoktur. Mevcudan fıtri ibadet ediyor. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesini yeni buldum. Yeni buldum. Hayvan bir şey ister, ister gene. Terk edemez. İnsan bir şey çok ister ama terk edebilir de. Terk edebildiği kadar insan terk edeceksin. Bu fedakarlık değil sakın ha. Kendimi inşa etmek adına bir şey verdim, çok şey almak için. Bir nasıl çalışacaksın? Özveri. Üşenmeyeceksin, yorulmayacaksın. Yattığınız zaman Ayşe Fatma ile yatmayacaksınız. Para pulla yatmayacaksınız. Makamla değil. Bununla yatacaksın. Mecun neydi ya? Yer yer ben, bana gazeteci diyorlar. Ama meyvesini yiyor. Abi ders yaptığı zaman hiçbir dersim yoktur. Murat belki bir kısmını görmüştür. Kesinlikle defterim var. Size ders anlatacağım. Ama kendi defterim var. Acaba yeni bir mana gelirse ne yapar? Burada dursun diye. Ve bugün bakın sabahtan beri çalıştığım sayfayı göstereceğim size. Yani şimdi okuma saatinde zaten okuduk. İşte tamamdır. Dersek olmaz diyor sana. Yok. Okuma saati doldu. Daha okumaya gerek yok. Kardeşim olmaz. Bak şimdi. Ben de okuma saatimi okudum. Ne yapıyormuş? Bak. İnanın. Daha tarihi kaç? Bakar mısın? 7 mi? Bugün yedi. Bak akşama. 8.30-9'da sofradan kalktım. Ve kaç saat? 3.10 geçe bitirdim. İnan namaz hariç. 2 defa da tuvalete gitmişim. Şu kadar. Okudum. 334 veya 84 paragraftan. Ama özün özü. Cümle. Tefekkür nedir? 1. 5 saatte ekliyoruz. En az. Bir de bu. 2 mi? İğne ile şeker. 3 mü? 3.5. Tefekkür hakkında. Çünkü ihatalı bir nazarım var şimdi. Tefekkür ne yapar? Akli midir, zekaya mı ait? Kalbe mi ait, akla mı ait? Düşünceyle tefekkür arasında ne fark vardır? Şey, düşünce bizi dışarıya taşır, tefekkür bizi içeriye taşır. Bunu diyebilmem için, ağzımdan bu çıkması için 5 saat verdi. Sorduğun için anlatıyorum bunları. Tamam. Öyle okuma saatinde okuma ile o gündeliği kurtarırsınız. Geçen anlatmıştım, Çinlilerin bir atasözü var. Günü kurtarmak istiyorsanız bırakın buraları. Gidin balık tutun. Çünkü karnınız doyar. Delik olur. 10 seneyi kurtarmak istiyorsanız ağaçtır. Seneyi kurtarmak istiyorsanız buğday ekin. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız kendinize yatırım yapın.